Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Vivo'nun montajını Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu Y35 modelini mercek altına alacağız. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Öncelikli olarak şunu belirtelim arkadaşlar. Bu cihaz ülkemizde Aralık-Ocak ayı gibi satışa çıktı. Fakat Çin'de Ağustos ayında tanıtılmıştı ve satışa sunulmuştu. Çin'de arkadaşlar daha düşük versiyonları mevcuttu. Halihazırda bizi incelemeye gelen ve Türkiye'de satışta olan versiyonu 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanına sahip. Fakat daha önce satışa sunulan versiyonlarına baktığımızda 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir dahili depolama alanının olduğu daha alt versiyonlarda görüyoruz arkadaşlar. Fakat tekrardan belirtelim. Vivo Türkiye garantisiyle satışa sunulan cihazlar 256 GB dahili depolama ve 8 GB RAM ile birlikte geliyor diyelim ve telefonumuzun tasarımına geçelim. Evet arkadaşlar, Vivo Y35'te oldukça şık bir tasarım çizgisiyle karşı karşıyayız diyebilirim aslında. Son dönemde biliyorsunuz bu kare hattı tasarımlar biraz daha trend olmaya başladı. Birkaç sene öncesine kadar pek çok üretici oval köşelere sahip telefonlar üretiyorlardı. Lakin dürüst olmak gerekirse Apple'ın iPhone 12 ile beraber kareli tasarıma geri dönmesi, hatırlayacağınız üzere daha önce iPhone 5'te geçmişti bu tasarıma, diğer üreticileri de bu kareli hatlara yönelmeye itti diyebiliriz ki nitekim Vivo'da yine bu orta segment cihazında kareli bir tasarımla, kareli dediğimiz daha dik köşeler, daha keskin hatlar arkadaşlar, karşımıza çıkmış durumda. Cihazın ön tarafına baktığımızda direkt olarak dizleri damla çentik bir tasarımın karşıladığını görüyoruz. Bu tasarım çizgisinde yan çerçeveler ve üst alt çerçeve gayet ince tutulmaya çalışılmış. Tabii klasik olarak arkadaşlar alt çerçevenin biraz daha kalın olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Fakat genele baktığımızda ekran gövde oranının bir hayli yüksek olduğunu da sizlere belirtmem gerekiyor. Arka tarafa geçtiğimizde kocaman konumlandırılmış iki tane kamerayla karşılaşıyoruz burada. Fakat bu kameraların aslında göründüğü kadar, hani bu daire halkalar kadar büyük lenslere, büyük merceklere sahip olmadığını da sizlere belirtmek istiyorum. Hemen bu iki kameranın yanında bir de ufak kameramız bulunuyor. Yani bu cihazda iki kamera varmış gibi görünse de arkadaşlar 3 adet ana kameranın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hemen bu iki kameranın yanında bir adet 50 megapiksel ifademiz mevcut. 50 megapiksellik ifade tabii ki cihazımızın ana kamerasının 50 megapiksellik geniş açılı bir kamera olduğu anlamını taşıyor. Alt kısımda da yine yatay olarak konumlandırılmış Vivo logomuz var. Bize gelen renk arkadaşlar altına çalıyor. Fakat şöyle ışık altında gayet hoş görünüyor diyebilirim. Ben bu rengi beğendim Doğan. Ben bu rengi açıkçası beğendim. Şunu merak edebilirsiniz. Kutu içerisinden acaba kılıf vesaire çıkıyor mu? Evet arkadaşlar, kutu içerisinden silikon kılıfımız çıkıyor. Hatta hemen şöyle açıp sizlere kutu içeriğini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere şurada bir adet silikon kılıfımız bulunuyor. Ki artık son dönemde çıkan hemen hemen bütün Çinli üreticilerin cihazlarında şu silikon kılıfımız geliyor arkadaşlar. Samsung, Apple vesaire hala sunmuyor. Burada bir sürpriz var. Bakın bir adet kulaklık da geliyor. Neden sürpriz diyorum? Çünkü artık üreticiler şarj adaptörlerini dahi kutulardan çıkarmaya başlamışken Vivo'nun burada kulaklığa yer veriyor olması bizler için önemli bir artı diyebiliriz. Tabii ki burada kulaklık arkadaşlar ne anlama geliyor bu cihazda? 3,5 milimlik kulaklık girişinin de bulunduğu anlamını taşıyor. Hemen şöyle kutumu toparlayayım, kapatayım. Evet, devam edelim tasarımdan. Alt kısma geldiğimizde az önce de belirttiğim üzere 3,5 milimlik bir kulaklık girişimiz var. Hemen yanında da tip C girişimiz bulunuyor. Sol tarafta arkadaşlar herhangi bir giriş vesaire yok. Sağ tarafta ise ses açıp kapama ve power butonumuz mevcut. Üst kısımda ise sim yuvamız bulunuyor diyelim ve yavaş yavaş cihazımızın ekran özelliklerine geçelim.
Biliyorsunuz arkadaşlar, orta segmentte daha çok OLED ekran yerine IPS LCD paneller tercih ediliyor. Bunun temel sebebi de tabii ki maliyeti düşürebilmek. Dolayısıyla burada da yine bir IPS LCD panele sahibiz. Bu panelin arkadaşlar çözünürlüğü 1080x2408 piksel. Genel olarak yeterli diyebiliriz. 90 Hz'lik bir ekranımız var ve ortalama parlaklığı ise 550 nit seviyelerinde. Bu parlaklığın da yine bizler için yeterli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şunu belirtelim. 6.58 inçlik bir ekran ve %83.4 ekran gövde oranına sahip, ki az önce de belirttiğim üzere ekran gövde oranı gayet yeterli seviyelerde. Ekran özellikleri özellikle bu fiyat segmentindeki cihazlar için gayet yeterli diyebiliriz. Yani 500 nit civarındaki parlaklıklar güneş ışığında kullanımı zorlaştırır mı diye soracak olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, biz bu telefonu test ederken hani gün ışığında da gayet güneşin tepeden vurduğu zamanlarda da telefonu açıp baktık. Fakat herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Dolayısıyla bu noktada da kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Tasarımdan devam edelim. Tasarım itibariyle telefon genel cihaz ortalamasında diyebiliriz. Yani diğer telefonlarla benzer hatlara sahip. Tek elde kullanımı gayet kolay. Benim elim çok büyük değil, çok küçük de değil. Hani ortalama bir el. Tek elde kullanımı gayet kolay arkadaşlar. Basit bir şekilde tek elde kullanabiliyorsunuz. Şu var. Telefon gayet hafif. Normal şartlarda biliyorsunuz hani bu özelliklerde telefon, ki bunda 5000 mAh'lik bir batarya var. Birazdan değineceğim zaten bu konuya. Genel olarak 200 gramın üstünde oluyor. Fakat bu cihaz arkadaşlar sadece 188 gramlık bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla hani oyun oynarken ya da uzun süreli telefon konuşmalarında sizleri fazla yormadığını da belirtebiliriz. Gelelim donanımımıza arkadaşlar. Qualcomm tabanlı Snapdragon 680 Yonga setimiz var. Bu Yonga seti 5G'yi desteklemiyor arkadaşlar. Bunu hemen belirtelim. Zaten Türkiye'de de halihazırda 5G daha gelmiş değil. Acaba seneye gelir mi diyoruz ama 2023'e zaten girdik. Dolayısıyla seneye de diyemiyoruz. Bu sene gelir mi? 2023'te geleceği biraz şüpheli arkadaşlar. Belki son çeyreğe doğru. Malum Türkiye'nin 2023'te çok daha farklı telaşları var. Seçim telaşı gibi. Dolayısıyla hani 2023'te Türkiye'nin 5G'ye geçmesi bana çok böyle olası gelmiyor. Belki 2024 diyoruz. O yüzden hani bu telefonda 5G olmaması bizim için çok büyük bir kayıp mı? Açıkçası ben bunu çok büyük bir kayıp olarak görmüyorum. Çünkü 4G'de bile arkadaşlar biz 6 sene sonra falan almıştık. 5G'de 2020'de çıktığını varsayarsak bizim 2026 gibi almamız normal karşılanabilir. Şimdi devam edelim donanımdan. İncelemenin hemen başında da belirttiğim üzere 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolama alanına sahibiz. Bu dahili depolama alanının üst segment cihazlardan bile daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Neden? Çünkü baktığınız zaman üst seviye cihazlarda bile, bugün iPhone'da vesairede bile dahili depolama 128 GB'lardan başlıyor arkadaşlar. Ki burada 256 GB'lık bir dahili depolamaya yer verilmesi, özellikle de bunun orta segment bir cihazda olması gayet verimli diyebiliriz. 8 GB'lık RAM'de kurtarıyor. Hani günün sonunda baktığınız zaman herhangi bir oyunda donma kasma vesaire yaşamadık. Biz bununla çeşitli oyun testleri vesaire de yaptık. Ve oyun testlerinde gayet başarılı bir performans sergiledi cihaz. Telefonu şöyle elinize tuttuğunuz zaman herhangi bir donma kasma ısınma sorunu gerçekleşmiyor arkadaşlar. Ha tabii oyun oynarken ısınmıyor mu? Elbette ısınıyor ama öyle elinizi rahatsız edecek seviyede bir ısınmayla karşılaşmıyorsunuz. Uzun süreli oyunlarda dahi hani böyle oyunda donma kasma vesaire yaşanmıyor. Bunu da sizlere belirtmek isterim diyelim ve gelelim telefonumuzun kamerasına. Az önce de belirttiğimiz üzere arkadaşlar bu cihazda 50 megapiksellik bir geniş açılı ana kamera bulunuyor. Buna 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Burada şunu duyar gibiyim. Ya geniş açı kamerası yok mu? Evet arkadaşlar, bu cihazda Vivo geniş açı kamerasına yer vermemiş. Biz yani geniş açı kamerası olmalı mıydı? Evet olmalıydı. Dürüst olmak gerekirse burada makro kamera yerine geniş açılı bir kameranın tercih edilmesi daha doğru bir tercih olabilirdi. Neden? Çünkü insanlar makro kameraları çok fazla kullanmıyorlar arkadaşlar. Yani makro çekim bugün baktığımız zaman çok fazla kullanılan bir çekim modu değil. Ama geniş açılı kameralarda, yani geniş açılı fotoğraflar çok daha fazla kullanılıyor. Dolayısıyla burada Vivo'nun makro yerine geniş açılı kameraya yer vermesi bizce daha doğru olabilirdi. Ki zaten bu cihazın geniş açılı kameraya sahip olmaması da en büyük eksisi diyebiliriz. Ha ya benim geniş açılı kamera zaten çok fazla işime yaramıyor diyorsanız, o zaman bu sorun sizin için çok fazla önem teşkil etmeyecektir diyelim ve ön kameraya geçelim arkadaşlar. Ön kamerada bizleri f2.0 diyafram aralığına sahip geniş açılı 16 megapiksel bir kamera karşılıyor. Bu kameranın performansı ben gayet beğendim. Gayet yeterli duruyor.
Arka kamerayla çeşitli fotoğraflar, videolar çektik. Şimdi dilerseniz sizleri bu fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım ve bakalım Vivo Y35 bizlere nasıl bir kamera performansı sunuyor. Evet arkadaşlar, şu anda beni Vivo Y35 modelinin ön kamerasından görüyorsunuz. Aynı zamanda duyduğunuz ses de yine bu cihazın üzerinde bulunan mikrofonlardan geliyor. Arkamızda E5 var, hatta şöyle bir ters ışığa geçelim. Çok gürültülü bir ortam. Eğer sesimi net bir şekilde duyuyorsanız görüntü performansının ve ses performansının tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biraz hareket ettiğimde yine sarsılmalar olacaktır. Bu da tabii ki de 30 FPS'in farkı olarak karşımıza çıkıyor. Peki siz bu kamera performansını nasıl buldunuz, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet, şimdi yine Y35 modelinin arka kamerasından çekilen videomuzu görüyorsunuz. Şöyle biraz zoomlayalım trafiğe doğru. Hatta şöyle bir metro istasyonuna doğru zoomlayalım. Kare kare oluyor biraz zoomlanmalar benim gördüğüm kadarıyla. Zoom performansı da bu şekilde. Şöyle tekrardan geri uzaklaştırıyoruz. Yani smooth bir zoom out yapmıyor fakat yine de tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz bu fiyat skalasına göre. Evet, gördüğünüz gibi fotoğraflar yani gündüz ışığında güzel arkadaşlar. Gün ışığında çektiğiniz fotoğraflarda size yeterli bir performans sunuyor bu telefon. Fakat düşük ışıkta çok büyük bir başarı beklemeyin. Zaten bu fiyat seviyelerine düşük ışıkta böyle çok güzel fotoğraf çeken bir telefon almanız da mümkün değil arkadaşlar. Kamerasında öyle aman aman özellikler yok. Bunu da belirtmek isterim. Yani nedir mesela, özellikle üst seviye telefonlarda artık bunlar çok popüler olmaya başladı. Odaklama, otomatik odaklama, mesela yüze odaklanıyor ve video boyunca yüzü takip ediyor vesaire. Bu tarz teknolojiler artık yaygınlaştı. Tabii Y35'te bunlar mevcut değil. Fakat dediğim gibi bu fiyat seviyelerini aldığınız telefondan böyle bir şey beklemek zaten çok yanlış. Yani belki birkaç sene sonra teknoloji aman aman geliştiği zaman bu kamera özelliklerini biz giriş ve orta segment modellerde de görmeye başlayacağız. Fakat şu an için daha erken arkadaşlar. Dolayısıyla Vivo Y35'in burada fiyatı özelinde gayet yeterli özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve şimdi gelelim tabii ki en önemli detaylardan biri olan şarja. Burada az önce de belirttiğim üzere 5000 mAh'lik bir bataryadan söz ediyoruz. 5000 mAh'lik bataryaya rağmen hafif bir telefon arkadaşlar. Bu batarya 18 Watt'lık hızlı şarj ile destekleniyor. Zaten kutudan da bu hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Şunu diyebilirsiniz ya, artık millet 150 Watt'a geçti, hala 18 Watt hızlı şarj. Sonuç olarak baktığımızda burada 8300 Türk lirası fiyata sahip bir telefondan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu cihaz eğer hani 15-16 bin lira fiyat etiketine sahip olsaydı, ya niye 15 wattlık hızlı şarj koymuşlar, 18 wattlık hızlı şarj koymuşlar diye isyan edebilirdik. O zaman belki hani minimum 33 watt hızlı şarj koymaları gerekirdi, 65 watt, 66 watt hızlı şarj koymaları gerekirdi diye yargılayabilirdik. Lakin fiyat etiketi 8-9 bin Türk lirası olduğu zaman bunları söyleyemiyoruz ki az önce de belirttim arkadaşlar size, 8-9 bin Türk liralarına 256 GB'lık dahili depolama sunması özellikle Türkiye garantili bir üründe çok fazla rastladığımız bir şey değil. O yüzden hani burada Vivo ne yapmış? Bizlere 18 wattlık bir hızlı şarj desteği de sunmuş. Allah razı olsun diyoruz. Bu seviyelerde fiyatlara 18 wattlık hızlı şarj desteği de yine yeterlidir. Ha nedir? Telefonunuzu yarım saatte şarj etmeyeceksiniz de yine 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi bir sürede şarj edeceksiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, sonuç olarak değerlendirmemiz gerekirse fiyatıyla kıyasladığımızda arkadaşlar ben gayet başarılı bir cihaz olarak buldum. Artık Türkiye'de hani giriş seviyesi telefonlara baktığımızda bile 6-7 bin Türk lirası gibi bir fiyatla çıktığını görüyoruz. Burada orta segment bir cihazdan bahsediyoruz ve bu cihazın 8200-8300 Türk lirası bandına satıldığını söyleyebilirim. Genel olarak bu fiyatlar artık yeni çıkan bir telefon almak çok mümkün değil ki bu cihaz da yeni çıkmasına rağmen Android 11 ile çalışıyor arkadaşlar. Bunu da parantez içinde sizlerle paylaşmış olayım. Burada belki gönül isterdi ya Android 13 almış olsun, İleride de
Android 14'e terfi edecek olsun. Ama değil. Güncelleme gelir mi? Artık ben sanmıyorum. Çünkü Android 13 güncellemesi alan telefonlar oldu. Alacak olan cihazlar açıklandı vesaire. Bu telefonun dolayısıyla Android 11 ile gelmesi, hani Android 12 güncellemesini alacağını zayıflaştırıyor biraz. Android 12 ile çıksaydı belki 13'e terfi eder derdik ama 11 ile gelmiş olması bizi biraz ikilemde bıraktı diyebilirim. Evet, genel olarak telefon başarılı. Oyun performansını biz beğendik. Kamera tarafında gün ışığında güzel fotoğraflar çekiyor fakat gece fotoğrafları çok iyi değil. Bataryası iyi arkadaşlar. 5000 mAh'lık bir batarya sizi rahat rahat 2 gün götürüyor. Yani sosyal medyada vesaire bolca dolaşsanız, oyun oynasanız dahi 2 günü çıkartabiliyorsunuz. Tabii burada hani bütün gün telefon elinizden düşmüyorsa tabii ki bir gün anca gider. Bunu belirtmek lazım. Ama hani iş dışında ne bileyim işte saat 8-17 mesainiz vardır. Hani bu saatler dışında 3-4 saat ben ortalama olarak telefonla ekran kullanımı süresi sunuyorum. Ekran kullanımı süresine sahibim diyorsanız o zaman 2 günü rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz diyebiliriz. Evet, bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa alt kısımda bizlerle yorumlarla paylaşabilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.